Merhaba canlarım benim. Tabii biz böyle pazar alışverişlerini alınca gece gece sahurlarda dedik hani boş durmayalım. Market alışverişlerini eşim aldı geldi sağ olsun. Yarın sokağa çıkma yasağı olduğu için. Ispanaklarımı yıkadım, sirkeli sularda bekletiyorum. Burada domateslerimi, salatalıklarımı, yeşil biberlerimi mis gibi yıkayıp sirkeli sularda böyle kaplarda. Şanslıyım Allah'tan böyle çelik kaplarım var benim çok fazla. Her boyundan almışım zamanında iyi ki almışım. Bunları böyle yıkayarak tasfiye ederek sirkeli sularda tabii ki bekletiyoruz, yıkıyoruz, hijyenleştiriyoruz işte bu muhabbetten dolayı. Bunları da çekeyim dedim size. Şimdi yemek yapmaya başlayacağız. Merhaba canlarım benim nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır bizi soracak olursanız. Artık eşime şey diyorum bütün normal dizi ve stand-up programları evden yayın başlamış. Artık Metin'e de onu diyorum. Biz de diyorum evden yayın başlatacağız artık Metin'cim diyorum. Kendisi evde olduğu için ondan rica ettim tripoduma bağlamadan. Şimdi ıspanak koyuyordum. Hani 2 dakika Metin'cim dedim. Rica ettim beni de çeker misin en azından dedim koyarken. Soğanlarımı doğrayacağım. Ispanaklarımı yıkadım ama bayağı bir yordu beni ıspanaklar. Sirkeli suya koydum, yıkadım. Bu defa taşlı bir ıspanakmış şansımıza. Bunları halledeceğim. Şimdi koyarken beraber sizinle yapacağız. Soğanların ben doğruyorum. Tenceremi alacağım ve ıspanakları da beraber. Hani zaten klasik bilinen bir şey. Ispanakları zaten herkes biliyordur da. Yine de bir de benim tarifimle görün dedim. Dün de komşularımız bahçede gözleme yapıyorlardı. Ben de onlara yardım ettim gözleme ve işte değil de kadayıf gibi bir şey kesmelerine. İnşallah yakındaki bloğum belki bundan önce gelecekse o bloğum zaten yüklemişimdir. Çünkü onu bundan önce çektim ama edit programını yapıyorum. Yüklemesini yapmadım. Bu sonra geliyorsa zaten görürsünüz katmerlerimizi, gözlemelerimizi. Ben tenceremi alayım. Soğanlar da acıymış Metin'cim gözlerim yandı. Ne yapsın? Hal kesersen sonra mecbur acı çıkacak. Nasılsın? Ben ıspanaklarımı da hızlı hızlı doğrayayım. Birleştirme aşamasında beraber oluruz. Evet canlarım benim tenceremi ocağıma aldım. Şöyle aspiratörümüzü açalım da ışığı bize destek olsun. Tenceremin altını yaktım ben. Ocağıma aldım. Gerekli miktarda yağımı da ekledim. Burada şöyle güzelce bir sotelensin bakayım soğanlarımız. Evet canlarım benim. Şimdi ben soğanımı hemen soteleyip koydum. Soğanım orada sotelenirken birazcık ıspanağımı doğrarken sizinle biraz da sohbet edelim. Ben bunu normal ıspanak pişirmesi yapacağım ama pirinçli yapmayacağım. Kıymalı da yapmayacağım. Neden yapmıyorum Metin Bey? Çünkü Metin Bey... Ben sevmediğim için. Evet Metin Bey bulgurlu sevdiği için bu defa bulgurlu yapayım. Geçen gün yaptığımda yumurtalı yapmıştım. Kavurmalı yapıyoruz. Yumurta da kırıyoruz. Hani bu defa da bulgur istediği için sadece pirinç yerine bulgur koyuyoruz. Yani bir farklılık yok. Hani öyle olunca ben birazcık ıspanaklarımızı doğrayalım. Hem de biraz sohbet edelim. Belki sohbetimize Metin Bey de dahil olur. Tabii koronadan sıkıldı Metin Bey. İşe gitmek istiyor. Değil mi Metin'ciğim? Ne kadar da yarım gün gitse bile diğer günlerde de gitmek istiyorsun değil mi canım? Evet Metin Bey, arkadan alalım sizi sohbete. Sen devam et, elini öne bak, elini falan kesmen. Yok yok, kesmem, merak etme. Ben devam edeyim ıspanak. Evet canlarım benim soğanlarımı şöyle güzelce sotelendirdim. Ben birazcık kavrulmuş soğan seviyorum. Normalde ıspanağa çok salça koymazlar ama ben bir yemek kaşığı kadar koydum. Bazen daha az koyuyorlar hani. Güzel mis gibi salçalarımızı böyle soteliyoruz. Pul biberim acı olmadığı için rahatlıkla koyabiliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. Bu şekilde güzel oluyor. Göz kararı bir miktar ben sadece bulgur ekleyeceğim. Çok az. Pirinç yerine o da hani. Normalde bunu pirinçle yapıyorlar, kıymayla yapıyorlar.
Fakat pirinçten ziyade ben, biz bulguru daha çok tercih ediyoruz. Eşim öyle seviyor. Çok erken bir saatte yemek yapıyorum. İftara daha çok var. Hani çekerken de, yaparken de çekeyim dedim. Ispanaklarımı yıkadım. Hazır doğradım. Zaten onları şimdi ekleyeceğim. Ispanaklarım da burada hazır. Mis gibi. Doğradım. Şimdi bunları ekliyorum. Kaba gibi durduğuna bakmayın. Kaba oluyor. Tencereye sığmıyormuş gibi duruyor ama birazcık soteleyince zaten mis gibi oluyor. Sönüyor. Güzel oluyor. Çakmağım da maviş maviş burada. Bir yerden soteleyip söndürüp ıspanaklarımı böyle yavaş yavaş ekliyorum. Bu tencerenin hepsine sığıyor ama işte biliyorsunuz ıspanaklar böyle önce çokmuş gibi duruyor. Böyle sotelemeyeceğiz de zaten. Buna bulgur koymayıp zaten böyle kavurduğumuzda tavada tabii tencerede değil. Yumurta kırdığımızda çok güzel yumurtalı ıspanak oluyor. Hani yumurta dağıtırsak yumurta ıspanak kavurması oluyor yumurtalı. Dağıtmaz tane tane koyarsak o zaman yumurtalı ıspanak oluyor. Bu şekilde de normal klasik işte yemeği oluyor. Hani bazen kıymalı yapıyoruz, bazen böyle yapıyoruz, bazen pirinçli yapıyoruz. Pirinçliyi herkes bilir. Akşam inşallah iftara cacığımız var, çorbamız var. Çekebilirsem onları çekeceğim. Çünkü yemeği daha çok erken olduğu için erkenden dedim hazırlayayım. Hani yemeğim. Hazır olsun. Şöyle ekleyeyim. Çok az kaldı. Bakın çokmuş gibi geldi ama hepsini aldım. Şöyle birazcık kapatayım. Az. Ispanaklarımız dediğim gibi suyunu salmış. Çok da güzel olmuş. Şimdi altını kapatıyorum ben. Bu biraz demlendikten sonra artık hazır. Ispanağımız pişti. Size şöyle göstereyim Metin'cim. Gösterelim. Mis gibi oldu. Sunumunu yapayım çünkü iftara daha çok var. Mis gibi oldu böyle sulu. Biz böyle seviyoruz. Yapan herkesin ellerine sağlık diyorum. Şöyle birazcık da suyundan koyalım. Bugün de Metin Bey'i yorduk. Metin Bey'cim teşekkür ediyorum. Cacıkla hani akşama cacığım var. Yoğurdum var. Cacıkla yoğurtla mis gibi servis yapıyoruz. Yapan herkes... Bakanlarımız başlasın bakalım. Bunların benim şimdi ben şöyle bir sarımsağım var 3 tane yoğurduma sarımsak rendisi yapacağım. Ispanağın yanına sarımsaklı yoğurtlu makarna yapıyorum. Kamerayı elimden çektiğim için titrerse kusura bakmayın. Şöyle kırmızı biberimi ekliyorum. Yağımın altını kapatıyorum çünkü çok yansın istemiyorum. Kapatabilirim. Benim için kâfi.
Biraz da nanemden ekliyorum. Şu makarnamın üzerine. Çok güzel bir sos olacak. Ve canlarım benim, makarnamız hazır. Başladım. Sarımsaklı yoğurtlarım da burada. Böyle mis gibi sarımsaklı yoğurdumu makarnamın üzerine böyle gezdiriyorum. Ben hızlıca gezdireyim. Telefonu sallamadan hani güzelce ne şöyle. Şöyle mis gibi. Evet, sonuç harika oldu. Yapan herkesin ellerine sağlık. Afiyetle. Biz de ve siz de yiyin inşallah.